gözünü geri alamam. Onu buraya ayak bastığı gün beni ben yapmadan önce öldüremem. Seni şöyle alalım. Tamam, ödeyeceğim dedim. Ama ödemedin güzel kardeşim. Bırak anacığım, tamam. Burcu nedir arkadaşım? Çok, sen mi ödeyeceksin? Ya, çocuğu bırakırsanız yarın o ödeyecek. Bırakmazsan? Bırakmazsan kardeş, siz ödersiniz. Nasıl yardım edebilirim sana? Borcunu öde. Ne yapmaya geldin? İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Ben de geleceğim seninle. Gelme. Dur, daha tanışmadık bile. Ben Kenan. Kenan Birkan. Senin ismin ne? Benim ismim Ramiz. Ramiz Karaeski. Bela mı arıyorsun sen çocuğum? Yatacak bir yerin bir şeyin var mı? Yürü lan! Bizimle geliyorsun. O da seninle mi? Yok, tanımıyorum. Geç. Bekleyin. Fena düşmüşsün gelirken. Öyle mi oldu bu? Genç, bir şey diyoruz. Evet, öyle oldu haberim. Benim adım Komiser Kemal. Sen şimdi anlamazsın, gençsin. Ama ben senin iyiliğini düşünüyorum oğlum. Eksik olmayın amirim. Ukalalık etme Ramiz. Burası Antep'e benzemez. Antep'te kabadayılığa soyunmuşsun. Yapmadım. Şerbetli Ali'nin yanında başlamışsın. Sevdiğim bir abim olur, o kadar. Bir çatışmada Arap abimi bıçaklamışsın. Yapmadım. Arap abinin oğulları yolda, buraya geliyor. Ondan haberin var mı? Peki onlar karşına dikildiği zaman ne yapacaksın Ramiz? Oturur konuşuruz amirim. Bir yanlışımız varsa düzeltirler. Burada yanlışları ben düzeltirim. Sen kendini tek mi zannediyorsun ha? Kaç tane genç geldi bu sene, senin haberin var mı? Hırsızı, tecavüzcüsü, senin gibi katili. Amirim. Sus. Batağa batmış bir sürü genç. Yapmış çıkmış. Al Ankara, Rize, Kastamonu, senin gibi Gaziantep. Biz bunları tek tek haber alırız. Biz bunları gardan kendimiz toplarız. 500 tane genç. Onlar buraya niye geliyorlar Ramiz? Her türlü pisliği yapmaya. Sen bu şehrin kabadayısı olsan, sen bu şehrin hamisi olsan ne yapardın Ramiz? Yollarım bunları amirim. Sokmam buraya. Aferin. Ben de sokmam. Sen buradan gideceğin bir adamın yanına.
Onun da 50 adamı var diyelim. O da varsa iyiyse. Benim 5000 tane adamım var Ramiz. Sen çete mi kuracaksın? Ben çetenin dik alasıyım. Sen esnafı mı koruyacaksın? Ben bütün şehri korurum Ramiz, bütün şehri. İşte bu yüzden ben senin gibi adamları, senin gibi çapulcuları kendim bakar görürüm. Bu şehri size yedirmem Ramiz. Benim adım Komiser Kemal. Buralar benden sorumlu. Şimdi biz bir kusur ettiysek affedin komiserim ama yani İstanbul'da büyük şehir, bir gelip görmek istedik. Geldin, gördün, gidiyorsun. Eğer bir daha seni burada görürsem Ramiz, gidemezsin de. Geri götürün garip. Gittiğini görün. Yalnız fazla zorlamayın çocuğu. Henüz ham. Önce biraz ellerinizle pişirin ki olunca kendi düşsün. Başla. Arkadaşlar. Gitmemi. Sen ne istiyorsun? Buranın en lüks. En baba. En tepe yeri neresi? Beni oraya götür. Dışarı ne arıyorsun burada? İyi ya kardeş. Selim. Nasılsınız yine? Kenan kardeşim. Arkadaşı alamıyoruz. Deme ya. Osman. Arkadaşları en arka masaya alın. Ne dedin adama? Bilmek istemezsin. Herkese tepeden bakar. Şu masa generaller masası. Yine protokol gibiyiz. Şu ön masada oturan adamlar kim? Şşşt dinle. O buranın sahibi. Elmi Doğan. Karşısındaki de gizli ortak değil. Ağır abi. Versene ben bir bakayım.
Sen laftan anlamaz mısın ya? Ha? Aynı sokaktan 3 kere geçtik. Vereceğim mi? Sen niye takip ediyorsun beni güzel kardeşim? Senin evin yok mu? Ev sıkıcı. Ne varmış bu? Arkanda. Ne arıyor? Adres arkanda. Ben arkadaş da şeyim. Amcanın çok selamını getirdim size abi. Rahmi nasıl, iyi mi? Hala... Şükür. Hatırı büyüktür. Kendinden başka herkese yararı dokunmuştur. Zamanında bize de yararı dokunmuştur. Sana şunu gönderdi abi. Karıştır şunları bakalım. Bırak, bırak. Say şunları. Tamam, bırak. Hatırı büyük de o kadar da büyük değil. Sen ne yaparsın yavrum? Ne oluyor lan? Abi, kağıt oynamayı bilmem ama... Bu kağıtlar senin değil ha? Para saymayı da bilmem abi ama... Bu paralar galiba senin. Kapıdaki büyük araba. Yarın sabah erkenden burada ol. Hadi.
Bravo. Polise git. Jilet Ahmet'in adamıydı. Şunu ver hanımefendi. Sen be. Kenan nereye gidiyorsun? Nereye? Kurtar beni şu bebelerden. Başına bela alacaksın ha, üstüme kalacaksın. Sen bu işleri oyun zannediyorsun ama bizim işlerin oyunu olmaz. O ne? Bunun lekesi çıkmış. Tekrar yıkat. Siyah elbisemi getir, onu giyeceğim. Çok güzel okudun Kara Sevda'yı, aferin. Teşekkür ederim. Herkesin gözü sendeydi vallahi kız. Yok canım. Sen ilgiyi pek seviyorsun galiba. Öyle işveli işveli ha? Gençlik işte. Sen beni senin yaşındayken görecektin. Çok küçüktüm o zaman. Hala çok küçüksün. Hem o şarkı senin boğazına pek oturmuyor. Öyle değil mi Selim? O şarkıyı biz repertuara alalım. Alalım alalım. Olur değil mi Selma'cığım? Bir de ne diyeceğim? Yüzün çok güzel. Şöyle... Saçlarını yaşına göre tarasan, yüzün ortaya çıkar. Zahmet etmeyin, ben yaparım. Ah, olur mu Selma'cığım? Burası benim odam. Burada her şeyi ben yaparım. Selamünaleyküm. İpini koparan geliyor. Bu sanadır kesin. Ben size şunu takdim edeyim. Ver şunu bana. Kim verdi bunu sana? Kim verdi bunu sana? Ben verdim. Ben verdim efendim. Selma Hanım'a versin diye. Hanımefendi her akşam seyretmeye giderim. Her akşam da giderim yanına bir şey demek için. Ama utangaçlık işte. Size olmaz. Ben karşısına çıkmaya hep utanırım. Ona layık bir şey vereyim dedim. Böyle kapı arkasından bakayım. Yüzü gülsün. Seyredeyim dedim. Bilmesin kimden olduğunu. Ama yüzüğü parmağında görürsem bir gün... ben bileyim istedim. Bu güzel kadının bir yabancının aşkını kabul ettiğini. Doğru mu?
Çok yağmur yağıyor sanırım. Çocuk dinle beni. Güldük eğlendik hepsi tamam bunların ama sen şimdi git. Ne konuşuyorlar içeride? Bize ne ceza verecekler mi? Deme ya. Sen şimdi git. Ne yapacaklar? Bizi öldürecek halleri yok ki. Geldi benim serseri. Sait abim seni bizle görmüş. Geldi bana sordu. Bu it seninle mi çalışıyor diye. Ben de evet dedim. Bu it benimle çalışıyor. O zaman tabii bir küçük kuşku düştü. İçimize. Sait abim Nermin'in odasında yakalamış sizi. Yanında bu bücürle. Ona iyi bir masal anlatmışsınız. Masalı şu çocuk anlattı. İyi de anlattı. Sonra bir de ben soruşturayım dedim. Şu adı Kenan. Bir zamandır seninle takılıyormuş. Onu tanıyanlar yaramaz dedi. Sonra bir de benim adımı kullanıp abime ait olana göz koymuş. Sen de onun aklına uymuşsun. Ne diyeceksin? Ne diyecek? Hiçbir şey. Ne diyeceksin? Abimin dediği gibidir. Yani bu çocuğun bir suçu yok diyorsun. Evet abi. Şehre yeninmiş abi. Aklı karışık. Gözü dönmüş. Tek suçu salak olmak. Ne ceza vereceksin? Sen ne uygun görürsün? Bana bir daha lafımı tekrar ettirme. Ne ceza vereceksin? Sadakat ne demek onu öğreteceğim. Ramiz, sen kal. Bakalım oyun oynamayı öğrenmiş misin? Otur. Aramıza hoş geldin Ramiz. Bağır bakalım. Ne mi oldu Ramiz? Yok abi, kağıt gelmedi. Sende iş var Ramiz. Sende iş var. Bu masaya hayratlının karşısına oturmak kolay değildir. Kıymetini bil bunu. Bu da benim son sözümdür arkadaşlar. Helal abime ya. Hadi bakalım. Eyvallah. Bir vura bana. Hı?
Biz aslını biliyoruz Ramiz. Ama Emir. Ramiz abi. Beni niye bıraktın ya? Hayatını kurtarmak için. Haydi bakalım Şerefe. Yarasın. Eyvallah. İştah varmış. Olur. Geldik mi Ramiz? Neresi burası? Kim o? Bu şey değil mi? Bu çocuk için değer mi Ramiz? Değer mi bu çocuk için? Sırf çocuk için değil abi. Yaşatmazlar seni. Öğrenirlerse yaşatmazlar seni. İliğini alırlar senin. Biliyorlar abi. O hayrat söyledi değil mi? O değil mi? O söylemedi. Ben ona söyledim, o başını salladı. Senin gibi 5 tane leşim var benim. Benim inşallah. İyi olacak. Şimdi öldürmedim çocuk. Ben onu o gün öldürmüştüm zaten. Ama o şimdi öğrendi onu. Beni niye getirdin? Eşimden ayrılmıyordun ya. Canın sıkılıyordu. Beni merak ediyordun ya çocuk. Kim olduğumu önce sen gör istedim.
Başlayacağım şimdi seni. Kızma abi ne kızıyor? Hadi oturuyoruz işte. Görmüyor musun abi? Arkadaş, orası jiletin yeri. Jilet artık yok kardeş. Ben varım. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat. 11 senedir yanındayım jilet. Baksana. Oh benim. Ama diyorsan ki artık jilet yok. Kaldır lan mabadını o zaman. Burası artık benim. Kardeş ya, madem koltuk istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. Ben dönmem. Agop abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop ocak senin. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama parayı da bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde gene döner dolaşır. Onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. Ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı ama biraz da yamuk otururdu. Ben arkamı arkadaşlara verince şöyle yaslanırım bir yere. Koltuk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Böyle iş olmaz lan. Böyle racon olmaz. Dayı mısın? Abi. Gel Allah aşkına. Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle. Biz burada işimizi sulhla hallederiz. Sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi senle anlaşacağız. Ha.
Öp. Sen? Sen necisin? Ramiz, sepetle şunu. Bizden adam al. Şehir bebesi değil. Ben defterlere bakıyorum. Bunlara bakıyordum da... bu rakamlar şey... Ne? Eksik. Rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla... 1.20 pay, 1.30 olur. Bize giren de size gelen de. Peki 1.5 olur mu? Yani bana gelen. 1.5 olur mu? Olur. Desem yalan olur. 2 ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız. Kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada oluver. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne 1.30 çocuk ya? Sen daha dosyaları açmadın bile. Jilet o kadar zaten cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı. Ne verdi? Oğlum bütün günümüz yok. Çıkar gel. Geldim abi. Ne giydiğinden önce neyi attığın önemlidir arkadaş üstünden. Duyuyor musun? Duydum abi. Sen şimdi geldiğin yeri atıyorsun üstünden. Anladın mı? Geldiğim yeri niye atıyorum abi üstümden? Gideceğin yeri geçiresin üstüne diye. Sen kıyafet değiştirmiyorsun. Sen deri değiştiriyorsun. Duyuyor musun Karaeski? Duydum abi. Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musun Karaeski? Evet abi. O zaman buradan başlayacağız. Benim karşımda hiçbir şeyin yok. Benim karşımda kimsen yok. Hiçbir yerin yok. Ne zaman, neresi olursa ben sana gel dediğimde aleme ne afra tafra atarsan at. Şu dakikayı unutmayacaksın. Benim karşıma geldiğinde ben senin bu halini biliyorum. Duyuyor musun Karaeski? Duydum abi. İyi. İyi. Aram. Başla. Gömlek dediğin ipek olur. Düğmeleri fil dişidir. Nereden de Aram? Endonezya. Ha. Duydun mu Ramiz?
Sorarlarsa söyle. Pantolon dediğin çift dikiştir. Sağlam olur. Yere dokunmaz. Çoraba çıkmaz. Yanında mutlaka gizli bir cep olur. O cepte de bak. Hep doludur. Bu pantolonla koşacaksın kavgaya. Yırtılmayacak. Sana engel olmayacak. Giydiğinde üstünde üniforma gibi duracak. Kendi boğazına ip geçirmek olmaz. İyi ki beklemişiz Aram. Kol düğmelerin göz alacak. Bileğinin gücüne bir taç takacak. Tokanın deliğini doğru seç. Sık. Daha sık. Kemeri sıktığında dışarı çıkıyorsun demektir Kara Eski. Dışarı çıktığında sıkı duracaksın. Tetikte olacaksın. Hazır olacaksın. Şimdi bana layık çalışmaya başlayacaksın. Neyin var? Ya vuruyor bu ayakkabı galiba ya. Şimdi ne yapmaya geldik biz buraya? Sen şekerlemelerden yiyeceksin çocuk. Ben iş görüşeceğim. Nasıl iş? Rakamlı. Selamun aleyküm. Allah rahmet eylesin. Ahmet abi çok esnafa emeği geçmiş bir abimizdi. Şimdi büyüklerimiz el verdi ve naçizane bu işi biz devraldık. Elimizden geldiğince sizi ve burayı itten kopuktan koruyacağız. Şimdi biz böyle hizmetler sunuyoruz. Tabii bu hizmetlerin de karşılığı oluyor tabii. Bazı masrafları oluyor. Murat! Hop hop hop. Dur! Hop, hop, vurma! Hop, hop. Oğluma beni vurma! Bırak o silahı elinden çocuk. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Bak tamam dur. Bak gözlerime bak. Gitsenize be gitsenize. Bak. Ben bırakıyorum silahı. Tamam mı? Bırak şimdi o silahı. Sen neye kızıyorsun çocuk? Daha ne istiyorsunuz? Abimi aldınız. Yardım etsin diye, para ödemiyoruz diye, çalışsın diye. Ne oldu abine? Hapse girdi. Adam vurdu diye hapse girdi. Annem gitti. Sizden korktuğu için köye gitti. Daha ne istiyorsun? Murat! Hayır baba. Vuracaklarsa vursunlar beni. Yoksa ben onları vuracağım. Babam günde 20 saat çalışıyor. Yatmıyor, uyumuyor, 20 saat çalışıyor. Ama yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Dur, dur! Yapma dur! Ödeyeceğim. Allah bile ödeyeceğim, yapma. Yapma, dur.
Ramiz abi bir dur. Ne be? Niye geldik lan biz bu şehrine? Bir pastacından çocuk anlatmaya mı geldik? Lan bu şehrin abisini de, dayısını da, jiletinin de, hayratlısının da. Abi dur. Ha? Dur, dur. Hayrattı niye yolladı seni buraya? Niye olacak? Sınıyor abi seni. Ne dedi sana? İlk gelen kendi gider dedi dükkanlara. İlk önce de burayı seçti. En zorunu seçmiş abi. Deniyor seni. Ya iyi bok yiyor. Geçemezsen. Sınavdan geçemezsen ne yapar bu adam sana? Dün elini verdi. Bugün dediğini yapmazsak bu adam ne yapar bize? Şemil. Ben oraya gidip fukara hakkı yemem çocuk. Gitme. Senin ayakkabıların vuruyor. Ben giderim. Çocuk sen uçtun ha. Oraya gidersen bir daha çıkamazsın biliyorsun değil mi? Anladın mı? Aha. İyi düşün. İyi düşünecek zaman yok Ramiz abi. Cebinde kaç para var? Hayratlı'dan aldığımız neden? Ver hepsini. Hepsini ver abi. Bir de bir şey daha isteyeceğim. Öbür cepten. Seç birini. Neyi? Seç birini. Bu elimde bolca kurşun var. Saydırmadan gelme dedi Ramiz Karaeski. Bak bu elinde bir tomar para. Al bunu diyorum. Para mı alacağım? Dükkanı satacaksın Ramiz Karaeski'ye. Devredeceksin. Ama... Burası bundan çok eder. Sen bilirsin. Dur. Tamam. Tamam. Devredeceğim tamam. Sen bilirsin. Bize ne olacak? Hiçbir şey. İnsan gibi maaşla insan gibi çalışacaksınız bundan sonra. Sağ ol. Rica ederim. Bunu niye aldın? Koruma parası. Sen onlar gibi değilsin. Şimdilik. Ramiz. Var mısın abi? Evlenirken bu adam iki aynaya sığmazdı. Şimdi ben tek aynaya evleniyorum ya. Ya siz öyle diyorsunuz ama bir de şu var. Bu adam evlenmeden önce bir aynaya sığıyordu. Şimdi iki ayna buna küçük geliyor. Haklısın Ahmet abi. Yengen sağ olsun bana bakıyor. Senin gibi öyle çoluğu çocuğu sırtıma. Nereye bakıyorsun sen çocuk? Tabii. Hiç. Para olunca para gali tabii. Çocuklara sen bakmıyorsun ki baktırıyorsun. Ahmet abi. Abi koş. Nermin ablaya bir şeyler oldu. Dolaşıp da yengeyi bulmadım. Gerçi o yengeyi de nasıl bulamadın onu da anlamadım. %39,5 Havale geçirecekmiş neredeyse. Ne olacak? İlaç vereceğim yatacak. 3-4 güne kadar kalkar zaten. 3-4 gün mü? Fena üşütmüş. Ancak kalkar. Ay sıkıntı ne? Hususi'yi davet ettim. Savcılar gelecek. Bir güzel eğlendirmek lazım. Ki bir işimiz düştüğünde sürünmeyelim. Biz de eğlenelim.
Ne ha, Ramiz? Yarın onlar geldiğinde kimi çıkaracağım sahneye? Selma. Selma'yı çıkaralım Sait Bey. Çıkarın yani. Sait? Çoluk çocuğun lafına bakıp da Vertür mü çıkaracaksın benim yerime? Bir ona bak, bir de bana bak. Şu halimle bile çok daha iyi söylerim o kibritçi kızdan. Doğru. Selma tecrübesiz. Selma'nın sesine herkes hayran Sait Bey. Geçen bir gazeteci yazdı. Geleceğin büyük solisti dedi. Şimdi küçük ama. Sait Bey, kimse yanlış anlamasın. Nermin Hanım'a da hayranız tabii ama Selma küçük değil. Genç. Nermin Hanım'dan 10 yaş daha genç. 10 kat daha fazla enerji demek o sahnede. O savcılar bütün gün davalarla, dosyalarla boğuşup duruyorlar. Canlı bir şey görmek isterler. Madem hususi çağırdınız, hususi bir şey hazırlayalım işte. Böyle genç, yepyeni bir şov. Doğru diyor. Mesuliyet sende. Yapın bakalım bir şeyler. Deneyelim şu sermayeyi. Ben söylerim kibritçi kıza. Bu sesi şov yapacakmışız. Ya ben ne anlarım çocuk şovdan? Bak soktun bizi bir işin içine, yok yere Hayratlı ile takışacağım. Her şeyi halledeceğim ben. Sen ne diyorsam onu yap yeter. Nasıl hallediyormuşsun sen her şeyi? Bir de alalım. Alalım. Yalnız kalan var bir planım. Acısı en derindi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Biraz daha çalışsam daha iyi olacak. Oldu zaten kızım. Senden daha iyi söyleyen yok bu şarkıları. Yok, çalışalım. Harcayamam bu fırsatı. Harcamayacaksın ki. O ne? Paris'te görmüştüm. Sanatçı dediğin küçük bir gösteriyle çıkar sahneye. Adam. Çok güzel. Evet. Üç. Fazla değil. Evet. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Harikasın. Harika. Bir de ışıkçı ayarladım yerine. Şöyle bir şey olacak bak. Ramiz abi. He. Oraya. Yoruldun mu? Hı-hı. İyi. Bir de çiçek meselesi vardı. Hı? Ramiz abi. Ha. Her şarkıdan sonra bir tane gelecek bunlardan sana. Biz göndereceğiz tabii ama sen seyircilere dönüp teşekkür et. Böyle çok kibarsınız falan de. Belli bir yere bak ama. Böyle birine bakar gibi. İnandırıcı ol. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Oldu mu? Bir daha yapsana. Oh.
Onlar ne için? Tek bir şey kaldı. Kostüm. Ramiz abi. Hı. Bir dakika. Kapattık artık. Bir daha açtım. Çok geç oldu. Tamam. İyi yorulduk ha. Biz ne yapıyoruz ya? Bir güven bana. Bir güven bana. Bu geceyi bir atlatalım. Hayratlı'dan bir rütbe daha alacaksın. Gör bak. Sırf onun için yapıyorsun yani. Başka ne yapacağım? Bana iyilik olsun diye. Evet. Nermin karısına kıllığından değil. Yok canım. Selma'yı etkilemek için. Ne alakası var? Sen aşık oldun çocuk. Ya çok güzel gülmüyor mu abi? Bilmem, bakmadım. Ben evliyim çocuk. Ne güzel. Bakarsın ben de evlenirim. Ben nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? Benim hiçbir mahsuru yok. Rahatla artık. Her şeyi yaptım. Milletin keyfi yerinde. Zom olmaya başlamışlar bile. Öyle mi diyorsun abi? Yeter lan, bu kaçıncı? Çiçeği biz gönderiyoruz, karı başkasına kırıtıyor. Şişt Mehmet. Abi ne oluyor orada? Parasıyla değil mi lan? Sen kimsin? Nermin nerede? Mehmet dur, yavaş. İn aşağı, Nermin gelsin. Çok içtin. Dünyanın parasını verdim o güle be. Yapma oğlum, herkes bize bakıyor. Nankör. Dur. Bana güleceksin lan. Şişt, bana kırıtacaksın. Sen beni Mehmet, nasıl dur, görmezden gelirsin? Kenar tamam, gülü. Tamam. İn o sahneden. Tamam tamam, hadi gel. Tamam arkadaşım, çok iyi. Sesini çıkarma. Tamam, sıkarım bu ağzını. Gel.
Çok gençsin daha. Az önce titriyordun yaprak gibi. Doğru mu? Heyecanlandım biraz. Ama... Aması yok. Atacaksın heyecanını. İyi toparladın ama. Sandığımdan çabuk as solisti olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. Ben bir şey yapmadım ki. Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adamı halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim.